Herkese merhaba. Kaputun üzerinde görmüş olduğunuz ürünleri Trendyol adresindeki Vizyon Park adlı satıcıdan temin ettim. Tek tek de satılıyor bu ürünler. Şu mikrofiber sünger. Ama üçlü halinde alınırsa daha uyguna geldiğini keşfettim. Ve çok cezbedici geldi işin açısı fotoğraflardan, resimlerden. Ben de almak istedim. Şöyle, bunun bir tanesi 10 liraya gelmiş oldu. Oradaki görmüş olduğunuz eldivenin bir tanesi 13 liraya gelmiş oldu. Bu süngerler de 41 lira gibi bir fiyata denk gelmiş oldu. Fiyatlar oldukça cezbedici olunca ben de dayanamadım. Hiç hesapta yoktu böyle bir alışveriş aslında. Ama maalesef hüsran oldum. Neden? Çünkü bunlar bildiğiniz, gördüğünüz üzere mikrofiber bezleri birbirlerine dikmişler. Şöyle içlerinde hiç astar yok. Şunun kenar dikim işçiliğini hiç beğenmedim. Diğerleri de aynı şekilde. Hatta şöyle bolluklar falan da var. Diğeri de aynı şekilde. Kötü bir işçilik var. Yani iş görür mü? Görür. Şu da görmüş olduğunuz gibi içinde astar yok. Kardeşim sen sayı mı saymasını bilmiyorsun. Nerede o gri renkli olan eldivenin diğeri? Derseniz de o da şöyle görmüş olduğunuz gibi kovanın içinde kuzu kuzu yatıyor. Çok fazla su çekiyor içine ve maalesef astar da olmadığı için anında elleriniz de su içinde kalıyor. Ağırlaşıyor mu derseniz, yok o kadar ağırlaşmıyor ama benim bu havada ellerim dondu. Zira bugün 4 Şubat 2022 Cuma. Hava sıcaklığını bilmiyorum ama elim dondu. Su soğuk ve astarsız bir eldiven maalesef ellerimi buz kesti. Bu arada şuradaki hatayı da göstermek isterim size. Şunda değil, şunda. Görmüş olduğunuz gibi dikim işçiliği mi diyeyim artık, ne diyeyim bilemedim. Kötü. İyi değil ama ucuz etin yahnisi de demek istemiyorum. İş görür diye de düşünüyorum. Zira görmüş olduğunuz gibi bir tanesini zaten kullandım. Daha da kullanırım. Ne zaman ki özelliklerini yitirir, o zaman da çöpe atarım. Videonun başında dediğim gibi zaten bu 10 liraya gelmiş oldu bir tanesi. Diğeri 13 lira. Bu devirde para değil işin açısı. 10 liraya yıkama eldiveni bulmak imkansız neredeyse. Fiyatlar aldı başını gitti. Ha, evde ben de yapar mıydım böyle bir şeyi? Yapardım herhalde, uğraşsam ama benim öyle dikiş kabiliyetim yok. Yapamazdım diye düşünüyorum. Bu arada bundan sonraki videoların içerisinde arka planda köpek sesi duyabilirsiniz. Şu an yok. Kuzu kuzu yatıyor. Birazdan havlayabilir. Bir adet K9 Alman kurt köpeği. Kedilerden korkuyor mu artık nedir bilmiyorum. Komşuların feryatları neticesinde köpeği güvenliğin oraya almışlar. Maalesef piyango oldu bugün. Ve bundan sonraki videolarda da muhtemelen her an bir kedi gördüğünde arkadaş havlamaya başlayacak. Havlamadan ben bu videoyu sonlandırayım. Hatta sonlandırmadan önce de şöyle size tekrar şu kovanın içindeki eldiveni göstereyim. Şöyle oldukça su çekiyor ve bir yıkama sonrasında bu hale geldi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Salgından kendinizi koruyun. Bu iş çok uzadı çünkü.